Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Huawei MateBook X Pro 2024 model dizüstü bilgisayarı inceleyeceğiz. Bugüne kadar incelediğim en donanımlı, en iyi bilgisayarlardan bir tanesi Huawei MateBook X Pro olmuş arkadaşlar. Bana testte geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Hatta ben bu bilgisayarı kullanmaya da başladım. Ve gerçekten de özellikler anlamında çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Hatta bu ürünle ilgili kısa bir dikey video da yaptım. Bu videonun içine onun linkini koyarım. O videoda da bazı ipuçlarını da vermiştim. Beni takip edenler o videoyu mutlaka izlemiştir diye düşünüyorum. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi dış görünme başlıyorum arkadaşlar. Cihazı elime aldığımda çok hafif, yani bunu size gösteremiyorum belki ama gerçekten de çok hafif ve sadece ve sadece 980 gram ağırlığında bir bilgisayar var. Ekran tarafına geldiğimizde OLED bir ekran bizleri karşılıyor. Çerçeve kalınlıkları yanlarda biraz daha ince. Üst kısımda biraz daha kalın ama üst kısımda kalın olmasının sebebi burada bir webcam var. E, ve bu webcam yüzünden birazcık daha kalın ama genel olarak baktığımızda oldukça ince bir çerçeve oranının olduğunu söyleyebilirim. Klavyemiz standart bir Q klavye. Burada yalnız küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Bu bir test ürünü ve yurt dışından geldiği için Türkçe karakterler bulunmuyor. Ancak Türkiye'de satılan modellerde Türkçe karakterde olacak. Yani videoyu görürseniz ki o detayları birazdan size göstereceğim. Orada lütfen hani "Aa bu da Türkçe karakter yok" demeyin. Bu modelde yok ama siz satın aldığınızda Türkçe karakterlerde olacak. Tuşların kullanımı büyüklüğü gayet yeterli arkadaşlar. Rahat bir şekilde tuşlara basabiliyorsunuz. Fonksiyon tuşları da yine standart olarak üst kısımda konumlandırılmış. Ergonomik olarak da herhangi bir sıkıntısı yok bu tuşların. Touchpad'imiz e, neredeyse yani bilgisayarın neredeyse yarısını kaplıyor arkadaşlar. Oldukça büyük bir touchpad'imiz var. Ve yani bunu biraz sonra detaylı da sonra detayda bahsedeceğim ama çok detaylı özellikleri olan bir touchpad. Bu standart bir touchpad değil. Oldukça da iyi olduğunu söyleyebilirim. Güç açma kapama tuşumuz var. Sağ üst kısmına konumlandırmış klavyenin hemen üst kısmında. Bu aynı zamanda parmak izi okuyucu arkadaşlar onu söyleyeyim. Önden baktığımızda sağ tarafta bir tane USB tip -C bağlantı yuvamız bulunuyor. Onun hemen altında ise arkadaşlar Webcam için gizlilik tuşu yer alıyor. Buradan webcam'i açıp kapatabiliyorsunuz. Yani görüntü alınmasını engelliyorsunuz. Diğer tarafa çevirdiğimizde ise iki tane yine USB tip C görünümlü Thunderbolt 4.0 yuvası bizleri karşılıyor. Bütün yuvaları şarj için kullanabiliyorsunuz. Bu iki yuvayı aynı zamanda görüntü aktarım için de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir özelliğin olduğunu da söyleyeyim. Bilgisayarın üzerinde bir kulaklık girişi olmadığı için kutusundan tip C bağlantısına sahip bir kulaklık çıkıyor. Bu da güzel düşünülmüş küçük bir detay. Yine cihazın kutusundan bir ucu tip C, diğer ucu tip A bağlantısına sahip bir adaptör de çıkıyor. Eğer bilgisayarınıza tip A bağlantısına sahip bir cihaz bağlamak isterseniz bu minik adaptör kabloyu kullanabilirsiniz. Bunun dışında fiziksel görünümle ilgili benim eklemek istediğim şöyle bir durum var. Bu cihazın dışı özel bir kaplamayla kaplanmış durumda. Bu da böyle dokunduğunuz zaman böyle sanki kadifemsi ya da böyle bir kumaş hissi veren bir kaplama. Elinizde hissedebiliyorsunuz. Tabi bunu size videoda aktaramam ama Enteresan bir kaplama olduğunu söyleyeyim. Huawei'nin geliştirdiği özel bir kaplamaymış ve bununla ilgili uzun uzun detayları da var arkadaşlar ama ben bunu sıkmak istemiyorum size bu detaylarla. Ancak hani böyle dokunduğunuzda elinize böyle sanki kumaş hissi veren bir kaplama olduğunu söyleyebilirim. Şimdi fiziksel özelliklerden sonra biraz da teknik detaylardan bahsetmek istiyorum. Huawei MateBook X Pro 2024 model 14.2 inçlik OLED bir ekrana sahip. Ekranımızın çözünürlüğü 3120 2080 piksel. 120 Hz ekran yenileme hızımız var, 1000 nit ekran parlaklığımız var, Intel Core Ultra 9 185H işlemcimiz var, 32 GB RAM ve 2 TB depolama. Bu arada bu depolama ve RAM konusunda farklı seçenekler olduğunu da söyleyeyim. Daha düşük RAM yani 16 GB RAM ve daha düşük depolama alanı seçeneklerinde olduğunu söyleyeyim. Windows 11 işletim sistemi 980 gram ağırlık, 70 watt saat kapasitesinde pil, Wi-Fi 6E desteği, 11 saat video oynatma özelliği, 2 adet Thunderbolt 4.0, 1 adet USB 3.0, Full HD webcam olduğunu da söyleyeyim. Ve bu bilgisayarın fiyatı arkadaşlar 84.999 TL. Bu fiziksel görünüm ve teknik özelliklerden sonra şimdi de biraz kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Standart Windows'da geliyor zaten, Windows 11 ile geliyor arkadaşlar. Hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim cihaz çok hafif. Videonun başındaki detaylarda da söylemiştim size. 980 gram ağırlığında ve dokunmatik ekranlı bir bilgisayar. Yani cihazı dokunarak da kullanabiliyorsunuz ekranını. İsterseniz klavye, fare üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış durumda. İşlemci tarafına baktığımızda Intel tarafından geliştirilen Ultra 9185H modeli kullanılıyor. Bu en yeni işlemcilerden bir tanesi arkadaşlar. Ve günlük ihtiyaçların fazlasıyla görüyor. Orada herhangi bir sorun yok. Yani internette dolaşabilirsiniz, ofis programlarını kullanabilirsiniz. Ne bileyim aklınıza gelebilecek işte e çevrimiçi uygulamalar üzerinden online toplantılar yapmaktan tutun da normal bir bilgisayarla yapabildiğiniz her şeyi bu bilgisayarda yapabiliyorsunuz. Orada herhangi bir sorun yok. Oyun tarafında ben oyun da oynadım arkadaşlar ve Gears 5 oyununu oynadım biliyorsunuz. Oldukça da sistem kaynağı isteyen bir oyun. O oyunda herhangi bir sorun yaşamadım. Bir de Forza Horizon 5 oyunu vardır. Onu da bilenler bilir. Bu oyunda da 43 FPS değerini verdi. Evet çok yüksek bir değer değil ama teknik olarak şunu söyleyebilirim ki Böyle bir ürün için oldukça iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten de güzel sonuçlar verdi. Cinebench testleri de yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tarz bilgisayarlar geldiği zaman öyle sentetik testler de yapıyorum. Cinebench testinde de fena olmayan değerler verdi. Ekranda onları da şu anda gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz gibi sonuçlar aslında fena değil. İşlemci olarak da gayet başarılı. Belki şunu merak ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgisayarla hani render yapsam mesela bizim işimizde daha çok Premiere kullanıyoruz biz. Premiere kullandığımız zaman da videolarımızı Premiere üzerinden Adobe Premiere üzerinden editliyoruz. 10 dakikalık bir videoyu yaklaşık olarak 13 dakikada 4K videodan bahsediyorum bu arada. 4K 60 FPS bir videodan bahsediyorum. 10 dakikalık bir videoyu yaklaşık olarak 13 dakikada render etti arkadaşlar. Bence çok başarılı. Ve bunu yaparken de pili takılı değildi arkadaşlar bu arada. Bu cihazı pil takılı olması gerekmiyor. Yani performansı ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Hem hareket halindeyken hem de isterseniz pile takılırken de kullanabiliyorsunuz. Bu manada güzel. Ekranın 120 Hz olması güzel. Çünkü özellikle de bu tarz bir iş yapıyorsanız ekranın akıcılığı önemli bir hale geliyor. Ayrıca bu bilgisayarda şöyle bir özellik de var arkadaşlar. Üç farklı renk gamını destekliyor arkadaşlar. Bir tanesi sRGB, hani standart uygulamalarda kullandığımız renk gamı. Bir tanesi Adobe RGB, e, fotoğrafçılık ve video düzenleme gibi işlerde kullanılıyor bu daha çok ağırlıklı olarak arkadaşlar. Bir de P3 renk gamını da destekliyor. Yani bu üç renk gamını da destekliyor bu ekran. 120 Hz olması, çözünürlüğün 3.2K olması ve bu renk gamlarını desteklemesi gerçekten de hem profesyonel anlamda hem de günlük anlamda ihtiyaçları fazlasıyla görmenizi sağlıyor. Ekrandan bahsettim ama OLED'den de biraz bahsetmem lazım. Şimdi OLED ekranlar yavaş yavaş bilgisayarlarda ve monitörlerde karşımıza çıkmaya başladı. Bu üründe de var arkadaşlar. OLED olduğu için tabii ki siyahlar daha siyah renkler daha doğru ve baktığımızda da hani birçok özelliğini çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Görüntüler ultra net, ultra pürüzsüz, ultra otantik ve ultra konforlu bir şekilde bize karşımıza çıkıyor. 1000 net parlaklığın olması da arkadaşlar gece gündüz böyle karanlık ortamlarda ya da çok aydınlık ortamlarda bile kullandığınızda ekranın sizi yarı yolda bırakmayacağı anlamına geliyor. Ben ekranını özellikle çok beğendim. Dokunmatik olması da ekstra bir özellik. Biraz Touchpad'den de bahsedeceğim. Az önce söylemiştim. E, touchpad'in bir sürü özelliği var. Titreşim özelliği var. Bu enteresan. Titreşerek size hani o dokunmaların bir şey olduğunu haber verebiliyor. Farklı fonksiyonlarla bu touchpad'i kullanabiliyorsunuz. Mesela iki kere vurduğunuzda işte ekran kaydı almaya başlıyor. E sağa doğru bir hareket yaptığınızda bir şey oluyor. Sola doğru bir şey yaptığınızda bir şey oluyor. Mesela touchpad'in kenarlarına böyle dokunduğumuz zaman Şöyle bakın burada detaylarda göstereceğim ben bunu size. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz veya ekranın parlaklığını açıp kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde böyle enteresan özellikleri var arkadaşlar. Şimdi bugüne kadar ben PC'lerde genelde Touchpad pek kullanmam. Ama bu üründe kullandım çünkü gerçekten de Touchpad e, çok işe yarıyor çok fonksiyona donatılmış ve böyle bir sürü hani kurcaladıkça ortaya çıkacak bir sürü de özelliği var. Kullanımı da önemli anlamda fayda sağlıyor arkadaşlar. Touchpad'in bu şekilde olması. Biraz da kamerasından bahsetmek istiyorum. 1080p yapay zeka destekli bir kamera var ve bu kamerayla birçok özelliği de ekstradan Huawei'nin sağladığı işte yapay zeka özelliklerini de kullanabiliyorsunuz. Bu modelde kameranın gizliliği arkadaşlar yan tarafta bir tane düğme bulunuyor. Bu küçük düğmeyi açtığınız zaman kamera görüntü vermemeye başlıyor. Yani gizliliğinizi ve güvenliğinizi bu şekilde sağlamış oluyorsunuz. Kameranın hem yapay zeka özellikleri çok güzel hem de aynı zamanda baktığımızda arkadaşlar görüntü kalitesinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yapay zeka destekli özelliklerle birlikte kullandığınızda da gerek online görüşmelerde ve gerekse diğer uygulamalarda kamera bizim çok işimize yarıyor arkadaşlar. Şimdi gelin bu kamera çektiğim bir örnek videoyu izleyelim. Evet arkadaşlar şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Huawei MateBook X Pro'nun webcam'ini kullanarak kayıt ediyorum. Aynı zamanda sesi, aynı zamanda görüntüyü de yine bilgisayarın üzerindeki mikrofonlardan alıyorum. Bu arada fark ettiğiniz üzere ofis ışıkları var. Hem sağımda hem de solumda ofisin ışıkları var. Ve arka planda yine gördüğünüz gibi RGB bir aydınlatmayla aydınlatılmış durumda. Yani stüdyo ışıklarında siz de bu kamerayla bir kayıt yaptığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu kalitede bir görüntü elde edeceksiniz. Gelelim ekosistem özelliklerini. Bu üründe Huawei'nin diğer cihazlarıyla etkileşim kurmanızı sağlayan süper cihaz özelliği var. Örneğin Huawei tabletiniz var. Ekranını tamamlayıcı bir ekran olarak bu cihazla beraber kullanabiliyorsunuz tabletin ekranını. Ya da Huawei bir telefonunuz var. Huawei telefonu çoklu ekran özelliği sayesinde buradan da kullanabiliyorsunuz ki ee, çok da e, uzun yıllardır aslında Huawei'nin sunduğu bir özellik bu. Bu ve benzeri özellikleri bu cihazla beraber kullanabiliyorsunuz. Yani Huawei ekosistemindeyseniz eğer işte tableti, kulaklığı, saati, işte ne bileyim bilgisayarı, monitörü vesairesi varsa bütün bu cihazları etkileşimli ve iş ortağı olacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Bu bilgisayarda benim en beğendiğim özelliklerden bir tanesi ses kalitesi oldu arkadaşlar. Gerçekten de hani boyutuna göre bu ses nasıl çıkıyor diyeceğim bir ses kalitesi var. Gerçekten de çok iyi bir kaliteli bir ses hoparlör sistemi kullanılmış. Burayı çok uzatmıyorum. Gelin Huawei Matebook X Pro 2024 modelin ses kalitesini hep beraber bir dinleyelim. Bugün sizlerle birlikte çok merak ettiğiniz bir akıllı saat olan Huawei Watch Fit 3'ü ediyorum. Beni takip edenler bir geçtiğimiz günlerde Huawei Watch Fit 3'ün ön gösterimine gitmiştim. O etkinlikte aynı zamanda Huawei Pro 70 ailesi de tanıtılmıştı. Şimdi gelelim pil konusuna arkadaşlar. Huawei'nin verdiği bilgilere göre bu bilgisayarla 11 saate kadar video oynattığınız zaman 1080p videodan bahsediyorum. Pili 11 saate kadar gidiyor. Üzerinde 70 watt saatlik bir tane pilimiz var arkadaşlar. Bu pili kutusundan çıkan 90 watt gücünde adaptörle şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki takdir edersiniz ki bu adaptör tip C olduğu için bu adaptörü isterseniz bu adaptör değil de destekleyen yani PD dediğimiz power delivery destekleyen bir e, power bankınız varsa bu bilgisayarı power banktan da şarj edebilirsiniz yani adaptör taşımak zorunda değilsiniz sadece bir power bankınızın olması yeterli olacaktır. E, pil ömrü ben çok beğendim yani bugün şu anlama geliyor bu 11 saat dediğimiz sabah aldınız çıktınız dışarıya ve bütün gün dışarıda gezdiniz akşama kadar pilinin bitmeyeceği anlamına geliyor. Ben de bu özelliğini beğendiğimi söyleyebilirim. Aynı zamanda tip C'den şarj olduğu için de farklı cihazlarla da farklı bir adaptörle de yapabilirsiniz bunu destekliyorsa ya veya bir powerbankta da cihazınızı şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Bir de şöyle bir özelliği var arkadaşlar. 10 dakikalık şarj yaptığınızdaki hızlı şarjı destekliyor bu adaptör. Bilgisayarı 2 saat kullanabiliyorsunuz. Böyle bir özelliğinin olduğunu da söyleyeyim. Bana gönderilen sürümde 32 GB RAM var ve 2 TB'lik bir SSD'miz vardı arkadaşlar. Videonun başında söyledim aslında. 16 ve 1 terabaytlık sürümler de var ee, ama bence 32 ve 2 terabaytlık sürüm gerçekten de çok başarılı olmuş. Hem depolama alanı anlamında sıkıntı yaşamıyorsunuz hem de RAM anlamında bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çünkü az önce söylediğim yani videonun içinde söylediğim uygulamaları kullanmaya kalktığınızda örneğin Premiere vesaire ciddi anlamda RAM tüketiyor. Bu bakımdan e, RAM'in yüksek olması ve depolama alanı yüksek olması güzel olmuş. Gelelim merak ettiğiniz konu fiyatla ilgili yorumuma. Fiyatı söylemiştim zaten teknik özelliklerde biliyorsunuz. 84.999 TL bir fiyat etiketi var bu bilgisayarın. Tabii ki yüksek bir fiyat. Bunu kesinlikle kabul etmek lazım. Ben de bu yoruma katılıyorum zaten fiyatın yüksek olduğunu ama hani bir bilgisayar bu kadar hafif, bu kadar özellikli, işte dokunmatik ekranlı, OLED ekranlı, 980 gram yaptığınız zaman zaten benzerlerine de baktığımızda fiyatların bu noktada olduğunu söyleyebilirim. Ama belki Huawei şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bu özelliklerin bir kısmını taşımayan ama buna yakın özellikler sunan biraz daha uygun fiyatlı modeller üretilebilir mi? Bence üretilebilir. Hatta onlarla ilgili incelemeler de gelecek. Kanalı takip etmenizi öneriyorum. Bu bilgisayar biraz daha böyle e, çok özel işler yapan, benim gibi içerik üreten veya çok böyle hareket halinde olanların kullanabileceği veya tercih edebileceği bir bilgisayar arkadaşlar. Elbette daha uygun fiyatlı farklı alternatiflerin de olması bence iyi olur diye düşünüyorum. Huawei'yi bu konuda tavsiyede bulunuyorum ve bu tarz ürünlerin incelemesinin geleceğinin müjdesini de veriyorum. Evet bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu bilgisayarı kullanmaya devam edeceğim bir sürede. Hatta mümkün olursa 6 ay sonra bir uzun kullanım videosu da çekeceğim ben sizlere. Neler oldu, nasıl oldu, nasıl kullanıyorum, ne gibi artıları var, ne gibi eksileri var bunun hepsini anlatacağım. Ama bu videoyla ilgili, bu içerikle ilgili, bu incelemeyle ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır, oluyor. Gözümüzden kaçıyor. Biz de insanız. Hata yapabiliyoruz, eksik söyleyebiliyoruz. Bu tip konular varsa sorularınız, yorumlarınız, düşünceleriniz, görüşleriniz yorumlarda benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Elimden geldiğince de yanıt vermeye çalışıyorum. Eh ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Kanala abone olarak kanalın büyümesine destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmenizi rica ediyorum. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor arkadaşlar. Tek bir tıkla beni oralardan takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı bir videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.